Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu kasabada gözle görülemeyen ama hissedilebilen şeffaf bir duvar oluştu. Bu adam duvara dokundu ve anında eli yandı. Ardından bir araç bu duvara çarptı ve paramparça oldu. Bazı insanlar uçakla bu bölgeden kaçmaya çalıştılar. Ancak uçakta duvara çarptı ve patladı. Uçağın yanan parçaları etrafa saçıldı ve yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmek için itfaiye aracı geldi. Adam aracı durdurmaya çalıştı ancak itfaiyeci onu dinlemedi ve duvara çarptı. İtfaiyecinin burnu kanadı, bu arada adam duvarın ses geçirmediğini fark etti. Bu yüzden çantasından bir kalem çıkardı ve yazı yazdı. İtfaiyeciye şeffaf duvardan bahsetti. Bir süre sonra daha fazla personel geldi. Ancak şeffaf duvarı fark ettiklerinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir çıkış yolu bulabilmek için bir harita çıkardılar. Ancak hiçbir yol bulamadılar. Saatlerce yürüdüler ancak bu şeffaf duvar onları kasıtlı olarak engelliyor gibiydi. Hiç kimse ne olup bittiğini anlamazken duvarın içindeki bir kız aniden yere düştü. Yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle anlaşılmaz bir şeyler söyleyip durdu. Kasaba halkı bunu öğrendiğinde protesto etmeye başladı. Polisler gece olduğunda bu şeffaf duvarın bir kubbe gibi kasabanın üstünde durduğunu fark ettiler. Ancak bunun ne anlama geldiğini anlayamadılar. Bu korkunç şeffaf duvar insanları esir etti. Bir sürü kaza oldu. Uçaklar parçalandı ve yangın çıktı. İnsanlar mahsur kaldıkları bu alandan kurtulmak için yeri kazmaya başladılar. Ancak kazdıktan sonra bile duvar halen oradaydı. Bilim insanları bu duvarı incelemek için kasabaya geldiler. Duvar şeffaf bir cam gibiydi. Yoğunluğu çok düşük olan alkol bile bu duvardan geçemiyordu. Bu çocuk duvarı aşabilmek için 18. kata çıktı. Ancak şeffaf duvar halen oradaydı. Çocuk bir eliyle şeffaf duvara dokundu ancak diğer eli titremeye başladı. Sonra elindeki fener yere düştü ve patladı. Çocuk sinirlendi ve öfkeyle duvara vurmaya başladı. Ancak ertesi gün bu şeffaf duvarda aniden garip bir görüntü ortaya çıktı. Duvarın üzerinde binlerce kelebek vardı. Bu çift gördüğü manzaradan çok hoşlandı ve kelebekleri izleyip gülümsedi. Mutlu bir hayatın onları beklediğini sandılar. Ertesi gün duvarın dışındaki polisler duvarın etrafına bombalar yerleştirdiler. İçerideki insanlar ne olduğunu anlayamadılar. İçerideki polis şefi rozetini göstererek dışarıdaki polise ne olduğunu sordu. Polis ona duvarı patlatacaklarını söyledi. Polisten gerekli olan her şeyi öğrendikten sonra insanları sığınağa indirdi. İnsanlar operasyonun başarılı olması için sessizce dua ettiler. Sonra aniden büyük bir patlama sesi duyuldu. Duvarın içindeki her şey sağlam kalırken duvarın dışı bir enkaza dönüştü. Kasabada oluşan şeffaf kubbeyi yok etmek için bombaladılar. Ancak şeffaf duvara hiçbir şekilde zarar gelmedi. Bunun yerine kubbenin dışı çorak bir araziye dönüştü. Kasabanın ortasında oluşan bu şeffaf duvarla kaplı alandan kimse dışarı çıkamıyordu. Aynı şekilde dışarıdan da kimse içeri giremiyordu. İçeridekiler patlamadan sonra dışarı baktılar. Ve nükleer bombanın bile bu duvarı yok edemeyeceğini, hayatlarının geri kalanı burada geçirmek zorunda kaldıklarını fark ettiler. Ancak bulundukları alanda çok az erzak kalmıştı. Ve erzak bulamazlarsa kısa zamanda açlıktan öleceklerdi. Beklendiği gibi kasabada hayat kısa sürede bir kaosa dönüştü. Herkes yemek kıtlığı yüzünden birbirine saldırıyordu. İnsanların bencillikle savaştığını gören kadın polis tabancasını çıkardı. Ve onları korkutmak için bir kişiyi öldürmeye hazırdı. Ama tam silahını kaldırıp ateş etmek üzereyken aniden yağmur yağmaya başladı. Bölge sakinleri şeffaf duvarının içinde birkaç gün daha hayatta kalabilmek için evlerine koşup kovalarını aldılar ve yağmur suyuyla doldurdular. Kubbenin içinde yağmur yağarken dışarıda güneş vardı. Duvarın içinde farklı bir ekosistem oluştuğunu fark eden insanlar o kadar çok korktular ki ne yapacaklarını bilemediler. Geceleri uzaylılar tarafından izlendiklerini düşünüp endişelendiler. Kimse ne olduğunu anlayamamışken gökyüzünde aniden mor bir ışık çizgisi belirdi. Ve garip bir şekilde bir patlama sesiyle birlikte şeffaf duvarın içindeki gece bir anda gündüze dönüştü. Tüm insanlar bir anda şeffaf kubbeden kurtulmuş oldu. Ve her zamanki gibi mutlu bir hayat yaşamaya başladılar. Ve bu ilgi çekici dizimiz işte burada sona erdi. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.